Müftümüz Sayın Ahmet Erdem hocamıza teşekkür ediyoruz. İl müftümüz. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tokat Valimiz Sayın Doktor Ömer Toraman'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli erbabılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel erbabımızda güzel bir tesisin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yine güzel bir günde, güzel bir vakitte. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Değerli erbabılar, biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Ve bizim bu büyük medeniyetimizin temellerini de Batı medeniyetinden farklı olarak maddiyat değil, maneviyat oluşturuyor. Dolayısıyla biz manevi değerlerine bağlı, onları yaşatan bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu güzel coğrafyayı bizlere vatan kılan atalarımız, Danışment Melik Ahmet Gazi, bu bölgeyi fethettiğinde, bir kaleyi ele geçirdiğinde yaptığı ilk iş, bir mescit oluşturmak ve orada müminlerin, inananların ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak. Bunlar önemli semboller. Bu büyük millet, Türk milleti dinine, diyanetine çok büyük hizmet etmiş. İslam dininin bayraktarlarını, sancaktarlarını yapmış. Pek çok coğrafyaya bu değerleri taşımış ve hoşgörüyle taşımış, istimalet üzerine taşımış. Ve dolayısıyla insanların kalbini kazanarak, gönlünü kazanarak yeni coğrafyalarda yurt tutmuş, yer edinmiş. Yine bu büyük millet Kur'an'ına, kitabına büyük hizmet etmiş. Büyük alimler yetiştirmiş. Tokat çok büyük alimler yetiştirmiş. Şöyle tarihimize baktığınızda mahlası tokadi olan pek çok alim var. Yani Tokatlı manasında. Yine büyük Şeyhülislam yetiştirmiş bir coğrafya burası. Çok büyük alimler yetiştirmiş bir coğrafya. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için gayret göstermiş. En güzel sesli hafızlar Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmişler. Kur'an-ı Kerim'i güzel yazmak için çok gayret sarf etmişler. En güzel yazıyla Kur'an-ı Kerim'i kaleme almaya çalışmışlar. Amasyalı Şeyh Hamdullah zirvesini teşkil etmiş. Bunlar bizim millet olarak bu dinimize ve diyanetimize verdiğimiz değerin, gösterdiğimiz saygının sembolik de olsa göstergeleri. Çok şükür bugün yeni yetişen nesiller de aynı şuurda, aynı bilinçte bu emaneti devam ettiriyorlar. 93 Harbi'nde 1877-78, 93 Harbi'nde Erzurum'da Aziziye tabyalarına düşman girdiği zaman şehirde sabah vakti, sabah ezanı vakti, ezanlar değil telalar okundu. Ve arkasından da bir çağrıda bulundu müezzin. Dedi ki, tabyalar düşmek üzere. Kadın, erkek, genç, yaşlı, herkesi vatan müdafasına çağırdı. Ve o insanlar Aziziye tabyasında askerlerle beraber düşmanı tekrar tabyalardan dışarı attılar. 15 Temmuz'da yine hain darbe teşebbüs sırasında minarelerden yine selalar okundu. Yine müezzinlerimiz, hocalarımız, milletimizi, vatandaşlarımızı darbecilere karşı koymaya çağırdı. Bu millet çok şükür devletine sadık, onun yaşaması için, güçlü olması için gayret gösteren, yeri geldiğinde fedakarlıkta bulunan çok büyük bir millet, asil bir millet. Biz de bunun mensup olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Çok değerli erbağlı hemşehrilerim, dediğim gibi erbağımıza da güzel bir tesis kazandırılmış. Gayretlerinden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, milli eğitime. Ancak şüphesiz özellikle teşekkür edilmesi gereken birisi varsa o da ilçe müftümüz. O da sağlamış olduğu koordinasyonla bu güzel eserin meydana gelmesinde belki de en başta gelen mümessili. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görev yerine de hayırlı olmasını diliyorum.
Diyanet İşleri Başkanlığımız ülkemizin her tarafında dinimizin yaşatılması için, öğretilmesi için canla başla gayret gösteriyor. İşte bu ilim yuvaları bu amaçla hizmet etmeye devam edecek. İnşallah buradan yetişen çocuklarımız da değerli il müftümüzün ifade ettiği gibi dinine, diyanetine bağlı, devletine bağlı, milletine bağlı faydalı birer fertler olarak yetişecektir. Bu temennilerle inşallah bu her iki Kur'an kursumuzun da Erbağımıza hayırlı olmasını diliyorum. Erbağımız çok büyük bir ilçe. Merkez nüfusu hayli kalabalık. Köy sayısı, yerleşim sayısı çok fazla. Coğrafyası çok geniş ve çok dağınık. Dolayısıyla Müftü Bey'in de ifade ettiği gibi özellikle burada yatılı imkana kavuşuyor olması bu çocuklarımız için büyük bir avantaj, büyük bir fırsat. Onun için bu çocuklarımızı burada inşallah eğitecek olan hocalarımız gayret gösterecekler ve en iyi şekilde bu çocukların yetişmesini sağlayacaklar. Ben tekrar uzaktan yakından buraya açılışa teşrif eden çok değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah'a emanet olun.